Ha. Onu be. Onu be. Tam bir firkete. CH1 depocu arkası. Ne? Lan lan. Oğlum. Japon. Doğru bildin. Nı get off. Abi yaklaştım ama. Ne çektim ben? Biko. Herkese merhaba, ben Semih. Ben Merve. Orta kentteyiz. Nerede olduğumuzun hiçbir öneminin olmadığı bir gün yine bir tane. Evet. Ama orta kentteyiz. Hava aşırı güzel. Abi hava çok güzel. Hava aşırı güzel. Hava ben... çok kapalı, hiç güneş yok ama böyle ıpılık, böyle bir zıpır. Melankolik. Nahoş değil. Hoş bir hava. Nahoş ne? Ekşi bir hava var bugün. Bugün o hoş bu arada hayatım. Ama bugün ekşi bir hava var bugün. Bugün hava çok güzel. Bak, bugün bak, tuzlu. Bak şimdi bak. Çok hafif bir rüzgar. O kadar da şey yapmasan yine iyiydi. Hafif bir rüzgar. Canım yani rüzgarın hafif olduğu şu an her yerden belli. Saçımdan belli mesela benim. Çok güzel bir hava var. Benim saçımdan belli. Burada bak ağaçı yaprak kımıldamıyor. Deniz de böyle. Deniz kağıt gibi. Çarşaf gibi denir ona. Evet. Neyse havadan sudan diye konuşuyoruz biz. Ama havadan sudan mutlaka konuşuyoruz. Bu şu an kapı sohbeti. Hem misafirlikten giderken bir kapıda... Bir türlü gidemezsin. Aynen ya. Yarım saat konuşuyoruz. Bu şu an o. O zaman bugün ne çekiyoruz? Sen söyle. Bugün çok keyifli bir içeriğimiz var. Bugünkü içeriğimiz şu. Matkabı susturun lan. Bugünkü içeriğimiz şu. Mesela kadınların çok sık kullandığı ama erkeklerin hiç bilmediği çok kelimeleri. Çok sık kullandığı değil. Yani çok sık kullandığı ben demeyelim. Ben anlatıyorum. Tamam. Bugünkü içeriğimiz şu. Ben Semih'in bilmediğini varsaydığım bazı kadınlara kadınsal şeyleri yazdım. Yani aslında yani kadınların yaptırdığı, kadınların ilgilendiği şeyleri ve Semih'in bilmediğini varsaydığım şeyleri yazdım. 10 tane. Semih de benim erkeklerle ilgili bilmediğimi varsaydığı şeyleri yazdı. Onlar ne bu, olabilir ne acaba? Bir de ne şey bu kelimeler her şey olabilir. Kıyafet olabilir, makyaj olabilir. Aynen her şey olabilir. Saç tarzı olabilir. Tamam önce kim söyleyecek? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kazanan önce sorar. Kazanan tamam. Yani ben. Tamam. Bir de bilekliğim. Benim de bilekliğim. Mart bilekliğimiz daha leylek görmedik. Zaten bunu da Mart'ın sonuna doğru taktık. 1-2-3. Ya. Hep ben kazanıyorum. Sen hep taş yapıyorsun. Hep taş mı yapıyorum? Ya. Gelsin buraya. Ne yapıyorum hep taş mı yapıyorum? Taş, kağıt, makas. Ha ben bu oyunu bilmiyor muyum acaba? Bence bilmiyorsun. Ben taşı maşı bilmiyor muyum acaba? Hayatım ben senin ne yapacağını önceden tahmin ediyorum sadece. Soruyorum. Soruyorum. Sor bir tanem. Balyaj. Bak balyajın ne olduğunu bilmiyorum. Ama balyaj şey gibi bir şey mi? Makyaj aletlerini koyduğunuz bir çanta gibi bir şey mi? Hayır hayatım o makyaj çantası. Ona niye balyaj diyelim bak, yani? Bak neden? Organizatör falan deriz. Organizatör. Organizer. Organizer falan. Organizatör deriz. Organizer deriz ama balyaj demeyiz. Ama, tamam, ama balyaj yani bana öyle bir şey anımsattı. Öyle bir şey mi? Ben ne? Sana bir tane kopya vermek istiyorum. Saçla ilgili bir şey. Balyaj şey mi? Saçı makinenin içine sokma mı kafayı? Öyle şey mi kaldı? Makineye sokuyorlar ya. Eskiden abi nasıldı ya? Abi ha? Annem teyzemin düğününde var ya. Böyle uzun uzaylı uzay mekiğine girip. Evet onun içine giriyorlar ya böyle. Girip saçının kıvır kıvır olmasını bekliyor. Şöyle duruyor. Bir de şöyle duruyorlar ya bak. Bir de şöyle o şey. O zaman bir de şey yok o bakarsın. Kuaför dergilerine. Böyle kataloglar olur saç rengi. Dokunursun falan onlara. Abla bu sana yakışır be falan muhabbetleri geçer. Ama öyle bir şey kalmadı canım. Balyaj öyle bir şey mi? Değil. Söylüyorum o zaman. Söyle nasıl bir şey? Bak balyaj nasıl bir şey biliyor musun hayatım? Bak saçın böyle kalın kalın tutamlar halinde böyle saçın birkaç ton açığına boyanması. Balyaj atmak denir. Ha. Tam yani anlamadım ama. Saçını boyatmak saçın belli ama bir bölümünün boyanması diyebilir miyiz? Belli bir bölümünün değil aralara böyle balyaj atılır. Aralara balyaj atmak diye bir şey vardı böyle kalın kalın. Ha. Saçın saç renginin birkaç ton açığına boyarsın böyle şekilli şekilde durur. Eskiden ombre yoktu arkadaşlar. Herkes balyaj attırıyordu. Umbrella. Bilemedin değil mi? Ha? Bilemedin. Yani bilmiyorum ama bilmiyorum. Balyaj bilmem. Tamam sen bana sor. Ben sana şeylerini çok merak ediyorum abi. Tamam ben sana şimdi soruyorum. Ne bilemeyebilirim ki? Ben bu hayatta her şeyi bilirim abi. Bir tanem biliyor olsam ben bilirim. Bu hayatta her şeyi bilirim. Ben bilmediğim şey yok. Şu kafa var ya şu kafa. O zaman ben sana soruyorum. Sor. Bu İngilizce ama biraz tamam mı? Ama böyle. Maton. Çöp sakal. Şöyle okunuyor. Çöp değildir de o. İşte maton bir şey. Sakal. Sakal diyorsun ama. Tabi olduğunu söyledim ama. O zaman bir sakal türü ise. Bence bu sakal türü böyle var ya hani. Böyle buralardan böyle sert geliyor. Buralardan böyle sert geliyor. Hafif kirli uzun değil. Böyle tıraş bıçağının izleri çok net.
Almancı sakalı. Bildin mi onu? Bilmedim ya da. Bildim mi diye bir de utanmadan. Abi Almancılar, sakalı ne ya? Almancılar öyle ya. Almancı, Almancılar. Almanya'daki Türkler öyle. O sakallardan demek istedim. Hayır öyle değil. Bence doğru okumuyoruz da. Bence de ben doğru kesinlikle doğru okumuyorum. Sen o zaman nereden biliyorsun abi? Sadece yazıyla mı anlaşıyorsunuz? Neyi? Yani bunu konuşmuyor musunuz? Maton çöp sakal mı diyorsunuz? Yani? Mesela bilen berberle konuşabiliyorsun. Ama bilmeyen berberle bak, anlatıyorsun. Bak ben ne demek istedim? Hani abi burası yok ya diyorsun berbere. Bak ben ne demek istedim? Burası neresi yok? Bak şimdi ben ne demek istedim biliyor musun? Bak seninkiler böyle dağınık dağınık ya. Evet. Bazı erkeklerin abi şöyle mesela jilet gibi oluyor. Burası böyle bir jilet gibi oluyor. Ben hiç onu sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ben zaten seni seviyorum. Bak evet. burası böyle şey oluyor. Burada hiç olmuyor. Ya Almancı sakalı işte abi. Bu Almancı sakalı değil. Bu maton çöpsü ne biliyor musun? Ne? Sana söyleyeyim mi? Ne? Sakal böyle kirli, böyle normal sakal geliyor ama böyle kirli değil, uzun. Uzun sakal geliyor, bak buradan böyle geliyor, bıyığa gidiyor, bıyıktan buraya gidiyor, çene yok böyle. O ne be? Bak sana şimdi fotoğrafını göstereceğim. Göstersene, koyalım buralara. Fotoğrafını göstereyim, kafanda canlansın. Hani Wolverine gibi, Wolverine biliyor musun? Hani şöyle. Aa, çok çirkin. Böyle, Wolverine gibi. Her yerinde sakal var, burada böyle yok. Çenede yok böyle aşağıya doğru. İlk defa duyuyorum. Wolverine'in sakalına benziyor. Evet, Wolverine'in benziyor. Evet. Abi hiç bu kuaför bunu yapmasın. Kimseye bu kötülüğü yapmasın. Bence yakışana yakışıyor. Bu mesela Wolverine'e yakışıyor. Kimse bu genelde değil. Bence de metalci şey sakalı. Tabii ki zevkler ve renkler karışmaz. Karışmaz. Yakışır. Yapan yapar. Karışmam. Ama bilemem. Bunu bilme ihtimalin çok yüksek. Lan üstüne böcek. Bakayım. Bakayım. Tam gitti küçüktü. Korkusuzca vurdum. Aynen altına sıçtım burada. 5 kilo bıraktı. Bak bunu bilmen yüksek bir ihtimal çünkü ben sana bunu söylemiştim. Söyle bakayım. Birkaç kez. Bigudi. Bunu biliyorum. Bigudi. Bunu bilirsin. Bigudi'yi duydum. Ciguli değil bak. Bigudi. Ben de Ciguli diye düşündüm. Yok Ciguli değil. Bigudi. Şey mi? Binnaz mı? Ama esnaf karısı değil. Çalgıcı karısı olan. Ha tamam. Bir şey biliyor musun? Hadi. Ya, Bigudi ne? Bigudi bir alet mi? Tırnak bir şey yapılan alet mi? Hayır. Çalgılı bir alet mi? Çalgıcı karısı. Bigudi bir alet değilse yapılan bir şey mi? Böyle bigudi aletiyle şey mi oluyor? Bigudi bir alet. Alet denebilir evet alet. Ya o aletle tırnak böyle... Tırnak yapılan değil ama. Bigudi saçları mı yapılıyor? Abi sen hep her şeyi saçlarına çok yapıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorum saçlarıma. Hayır yani. Bir de yaptığın şeylerin çoğu saçla alakalı ya da söylediğin şeylerin çoğu saçla alakalı. Bigudi saçın makyaj yapmak mı? Saça makyaj mı? Bigudi. Saça makyaj yapanlar kimler abi? Ama oluyor saça ya. Saça makyaj yapmak bir sürü şeye sürülüyor ya. Ay, o bakım ya, bakım. Bigudi, abi saçlarıma da bir şey yapmıyorum bu arada. İki tane krem kullanıyorum. Bir tanesi köpük, bir tanesi krem. İki tane şey kullanıyorum. Ha bile saç diyor ya. Bir şey yapmıyorum bir tane saçıma. Lanım yapıyorsun ya. Ne yapıyorum söyle anla. Bu saçım yarın bu saçı hatırlayacak diyorsun ya. Demiyor mu? Demiyor mu? Ya bir şey söyleyeceğim. Saçımın bukleleri... Saçını diyor ki yapıp diyor ki... Saçımın bukleleri bozuldu. Tamam yapıp diyor ki bu şimdi yarın bunu hatırlayacak. Yine böyle olacak. Bazıları hatırlıyor, bazıları hatırlamıyor. Şeyden bahsediyor. Saçımın bukleleri bozuldu. Ben de bukle belirginleştiricilerle falan filan saçımın buklelerini hatırlatacağım diyorum. Hayır bu hatırlıyor, ya bu hatırlamıyor en basit şekliyle anlatıyorum zaten. Tamam benim için çok ciddi bir şey saçın aynı şekli hatırlaması. Tamam şimdi sen erkeklerde, şu erkeklerde şöyle bir şey oluyor abi bak bu erkeklerin de saçı nasıl hatırlıyor biliyor musun? Şurası her sabah kalktığında şurası kalkıyor. Saçının her yeri düz burası kalkık. Evet. Abi kafanı yastığa düz koyuyorsun senin, yan koyuyorsun. Yok o senin yatış şeklinden olmasın. En tepem ben de kafamın üstüne diklemesine mi yatıyorum? Evet. Diklemesine mi yatıyorum? Diklemesine yatıyorum. Abi diklemesine yatıyorum ya, işte. Etti ya dalmaya böyle mı çalışıyorum? Böyle yatıyorum. Çukurda mı yatıyorum? Evet uykuya dalarken öyle yapıyorsun. Çukurda mı yatıyorum? Yok çukur olsa daha iyi. Böyle yastığı alıp böyle yatıyorsun. O saçın daha iyi bile senin. Ama bilmiyorum. Ben de erkeklerin saçı hep bunu hatırlıyor bir tanem. Benim saçım da buklelerini hatırlayacak inşallah bir gün. Bigudi öyle bir şey mi? Nasıl bir şey? Bigudi saça yapılan bir şey mi? Evet. Ben saça yapılan bir alet diye düşünüyorum. Saça yapılan bir alet. Gerçek mi? Ama evet. Nasıl yapılıyor? Ama başka da bir şey bilmiyorum. Başka da bir şey tabii. Mesela ne olabilir? Bilmiyorum mesela, ki. Mesela bu saç bigudi yapınca ne oluyor olabilir? Kıvırtlaşıyor. Evet. O maşa değil mi? İşte maşa çıktı abi. Maşa çıktı mertlik bozuldu. Önceden öyle miydi? Nasıl mesela anneannem benim yapardı. Bir kez yapmıştı. Böyle bigudiler... Bigudi şey mi? Yuvarlak. Evet. Saça yapıyorsun saçta kalıyor. Evet bak biliyorsun. Ben sana göstermiştim.
biliyorum. Böyle tokası var. Böyle saçına doluyorsun her yerine. Evet, her yerine. Onunla uyuyorsun, onunla uyuyor. Abi kadınlar neler kat, nelere katlanıyor. Evet. Sen var ya, bak bileklikle bile uyuyamaz. Kadınlar saçında bigudiyle uyuyor. Saçım 3 numara olmadan uyuyamam. Aynen, sen böyle bir insansın ama kadınlar nasıl bigudiyle uyuyor? Bigudiyle uyuyorsun, sabah onu açıyorsun ve saçların müthiş oluyor. Şimdi tabii Dyson'lar mı dersin, maşalar mı dersin çıktı. Bigudi unutuldu mu? Unutuldu abi. En güzel bigudi. Bigudi bildim bu arada. Aynen, bildim bu arada. O zaman sana söylüyorum. Hızar. Hızar mı? Hızar. Hızar mı? Hızar. O ne be? Hızar. Bu erkekler arasında nasıl hızma konuşuluyor? Hızma gibi bir şey mi? Yok. Ne? Hızar. Hızar. Hızar nasıl konuşuyor? Hızarla bak, hızar bana sadece hızma takılan bir erkek aksesuarı mı? Yok, değil. Aslında bu bir meslek. Hani biraz baba mesleği gibi falandı. Erkekler bunu yapmaktan, bu işi yapmaktan keyif alıyor. Oğlum aslında meslek olarak bu bile yapılırdı. Otoyla diye konuşuluyor. Oto bir şeyi. Yok değil. Oto bir şeyi ne ya? Yok, arabayla değil. Alakalı hızar. Şeyler, motorla alakalı şeyler. Yok. Hızar, marangoz tarzı şeyler mi? Evet, aynen öyle bir şey. Hızar. Söyleyeyim mi? Söyle, hiçbir şey çağrışmadım. Hızar ne biliyor ya musun? Hani böyle odun kesen elektrikli testere var ya. Evet. Tırr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 r
bu. Abi hiçbir erkek de aslında kızların, bunu olursun dememiştir kızların abi. Kızların fotoğrafını koy tamam mı buraya? Benim önüme koy. Benim önüme koy. Senin önüne koyamam hayatım. Benim önüme koy. Kızlara ne de bir gösterir misin neymiş kızları ya? Kızları göstereyim hiçbir sana şey, ya. Hiçbir şey hala anlamadım. Bizim ona elektrikli testere denir orada yani. Bak. Bizim ben mesela dedemin var elektrikli testeresi. Onun da elektrikli testere deniyor tamam. Abi. Kızlar bize. Bu ama bak. Bu, bence bu şu yeri... bak bir de şu bak marangozcu bunu koymuyor. Kocaman masaya yatırıyor. Ya marangozcu diye bir şey yoktur ya. Ya. Söylüyorum. Söyle bakalım. Bunu da benden duymuş olabilirsin. Böcek mi? Sinek. Korkusuzca biraz önce def ettim. Senin ama sen birazcık şey sormuşsun ya. Bu ne hiç böyle ben bir şey duymamıştım. Ama ben sana kolay soruyorum. Bir tane daha soruyorum. Firkete. Firkete. Hı hı. Firkete şey mi? Kötü insanlara söylenen şey mi? Hayır. Ha? Hayır. Çok öyle değil mi? Hayır. Bu var ya şey tam bir firkete. Hayır. Değil mi? Hayır. Yaprak dökümündeki firketten. Hayır. Yaprak dökümündeki Fikret iyiydi bu arada. Fikret şeyle bizdeki en iyi karakterdi hatta. Şeyle evlendi. Neydi o? Yeni pazardan bir tane adamla evlendi. Kaynanası ona devamlı kötü davranıyordu. Neydi o? Cevriye. Adamın adını da unutturdun. Şey adamın adı. Şevket diye isim geliyor ya. Hasan diye isim geliyor Hasan ya. Hasan değil de öyle bir şey. Tahsin. Ha, Tahsin. Firkete hayatım. Tahminini söyle. Firkete hayatım. Firkete bana öyle bir şey. Yani lafmış gibi geldi. Laf değil bir tanem. Bu tam bir firkete var ya diye isim geldi. Hayır. Firkete o zaman şey değilse... Tırnakla alakalı bir şey mi? Değil. Bu da mı saçla alakalı bir şey? Biz saçla. Burada berber ve kuaförcülük mü oynuyoruz? Olabilir. Ya ben havuz bilemeyeceğini başında düşündüm. Heykellik mi? Yoksa ev hanımı mı? Çamaşırcılık mı? Hamilelik mi? O ne be? Öyle bir şey değil ya. Öyle bir oyun var ya. Havuz başında heykellik mi? Ne yoksa ev hanımı mı? Hayır ya. Ya ev hanımı mı ne? Öyle şeyler yoktu. Ne bileyim? Güzellik mi? Çirkinlik mi? Ben havuz başında heykellik mi? Öyle bir ev hanımı mı, çamaşırcılık mı, hamilelik mi? Çamaşırcılıkta çamaşır yıkıyordun böyle. Aa, bizde öyle şeyler yok. Güzellik mi, çirkinlik mi, havuz başında heykellik mi, mankenlik mi? Öyle şeyler var. Ya bizde... Tamam söyle, bilmiyor musun firketeyi? Şu anda abi, firketeyi ya kötü bir şeydir. Şu an firketeyi bütün İzmirliler bildi abi. Firketeyi ben nerede? Ben İzmirli değilim, ben bilemem. Abi firkete ne biliyor musun? Ne? Bildiğimiz tel toka. Allah Allah. Yani İzmir'de... Yok ya. Ne bileyim, hep firkete yani yok bu. Yok canım, bu bildiğin... İkiye ayırdığımız tel toka. Bunu her erkek oynarken yamultur. Neyse sonuç olarak firketeyi ben bilmiyorum işte. Tamam. Ben bunu şimdi sen bana sor. Ben hep saçla ilgili ben mi sor? Ben sana söylüyorum o zaman. Değil. Erkeklerin %90'ı bunu bilir. Bunu mutlaka çoğumuz bildik, çoğumuz yaptık. Aramızda konuştuk. Birbirimize bunun şakasını da yaptık. Birbirimize şöyle dedik. Bak söylüyorum sana kelimeyi. Söyle. CH1 depocu arkası. Ne? CH1 depocu arkası. Depocu arkası mı? CH1 depocu arkası. O ne oğlum? CH1 depocu arkasına gel. Arkasına gel. CH1 o... Depocu arkasına gel. Bütün illerde olan bir şey mi? Her ilde var. Depocu arkası. Yani depo... Hani her ilde değil, her köyde var. Abi sen nerede yaşadın bir tane? Sen nerede yaşadın? Hayatım bak şimdi her köyde... Lan! Oğlum! Pişt!
Kameranın önüne geldi, görüldü mü? İnşallah görülmüştür. Böyle bir domdom arasıydı abi. Şöyle şu kadar vardı. Fare gibiydi yani. Uçan fare düşün. Abartma sen de canım. Böyle bir şeydi. Abartma. Abartma. Bir daha söyle. CH1 depoloji arkasına gel. Şimdi her köyde 4 tane kanal olur hayatım. Kanal mı, ne her kanalı? Köyde, TRT yani, mesela. Hayır şey. CH1, CH2, CH3, CH4. Ne be? Farklı farklı kanal olur. Ne kanalı? Her... Kanal ne? Kanal işte. Televizyon kanalı mı? Hayır, televizyon kanalı değil. Ne? Her köyde, bak ben sana söyleyeyim şöyle. Abi, her köyde, sen hangi köydensin? Her köyde depocu olur. Mesela bir arkadaşınla bir buluşacağın zaman, bir alışveriş yapacağın zaman dersin ki ona. Nasıl bir alışveriş yapabilirsin? Depocu arkasına gel dersin. Depocu ne? Depocu. Depocu bir, eşyalarını, bir insan mı? Eşyalarını koyduğun depo. O zaman deponun arkasına gel denir. Ama o depocuya gidiyorsun, depocu senin eşyalarını alıp koyuyor. Aa, hayatımda böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum. Her köyde var bir tanem. Her köyde yok. Abi gerçekten bunu bilen ne olursun yazsın. Ne olursunuz? CH1 depocu arkası. Gerçekten bence sen sallıyorsun. Hayır. Ya gerçekten sallıyorsun. Hayır, bizim köyde vardı. Ama sadece sizin köyde olabilir mi bu? Bizim köy neresi biliyor musun? Biliyorum. Hayır. Mavi bayrak Punikmo. O ne be? Pyongyang. O ne be? Ya beyni. Söyleyeyim mi? Beynim tamam, söyleyeyim ya. Söyleyeyim mi? Ne? Bu oyun. Metin 2. Ya benim Metin burada ağzımı sıçtın ya. Metin, sizin köy diyor, bizim köyde de şey yok. Hayatım Metin 2 bu. Ya. Metin 2 biliyor musun? Biliyorum. Metin 2 diye bir oyun vardı. Ben küçükken onu oynuyordum. Evet, biliyorum. Orada mesela mavi bayrak, sarı bayrak ve kırmızı bayrak var. Mesela birinci köy, ikinci köy. Mesela diyorsun ki adama, adamdan mesela dolunay alacaksın. Diyorsun ki SA, o da sana diyor ki AS. İşte diyorsun ki kardeş satılık mı? O diyor satılık, kaç hem, şu kadar hem. Tamam, CH1 depocu arkasına gel. Adam oraya geliyor, ondan alıyorsun. Oha! Sen niye beni kandırdın lan? He? Beynimi yaktın ama, burada. Ama söyledim, her köyde var. Ama bir şey, bir şey söyleyeceğim. Sen böyle demeseydin ben oyunla alakalı diyecektim. LOL MOL diyecektim. Tek bildiğim oyun. Abi ya, beynimi yaktın ya benim. Beynimi yaktın lan. Ben de seni kandıracağım şimdi. Kandıracağım seni. Hadi söyle söyle. Kandırıkça. Nasıl söyle. Yedim? Abi çok iyi söyledim. Abi her köyde var falan diyor. Ne lan? Her köyde var mı ama? Tamam. Söylüyorum. Söyle. Jipon. Jipon. Bu kesin Jipon değildir. Jipondur. Jipon. Jipon. Hayır, Jipon abi. Jipon değil. Jipon. Jiponse. Böyledir. Jiponse. Hayır, Jipon. Jipon. Jipon şey mi? Saçınıza taktığınız ucu büyük çiçekli toka mı? O ne be? Ben hiç öyle beni bir tokayla gördüm. Böyle kim ben takıyor? Seni gördüm değil mi? Saçınıza taktınız dedim farkındaysan. Saçına taktın demedim. Hiç hayır. Beni de tebrik et. Saçına demedim. Saçınıza dedim bir tanem. Öyle bir şey mi? Hayır. Jipon o zaman bir şey mi? Yaka düğmesi şekli falan mı? Yaka düğmesi. Burası da yaka zaten. Ha, kol düğmesi şekli falan mı? Yok. Omuzuma böcek geldi, korkusuzca durdum. Korkusuzca durmadım. Ben böceği attığımı görürken bir tedirgin oldum. Olmadım bir tane. Oldun, olmadım. Oldun. Jipon. Bu kelime kesinlikle Fransızcadır. Jipon. Aynen, Fransızcadır bence. Jipon. Ağzına biraz su al ve konuş, Fransızca konuş olsun. Blackberry. Hadi söyle Jipon'u söyle. Jipon ya öyle bir şeydir. Ya Jipon, ben sana tahmin edeyim mi? Fransızca bir kelime olduğu için kesinlikle ya kıyafetle ilgilidir ya da böyle parfüm marfümle ilgili bir şeydir. Kıyafetle ilgili. Kıyafetle ilgili. Jipon o zaman bir gömlek mi? Hayır. O zaman bir kumaş türü mü? Değil. Söyleyeyim mi? Jipon ne? Bak ben de güzel şeyler söylüyorum. Sen depocu arkası falan benim beynimi yiyorsun. Ne yapayım, tamam biz de böyle. Bak Jipon ne biliyor musun hayatım? Jipon ne? İç etek, astar aslında. Eteklerin böyle mesela bir etek aldın ve o etek seni işte ne bileyim spot ışığında, gün ışığında falan içini belli ediyor. Ha. Oraya giydiğin bir iç etek yani astar gibi ama onu ayrıca giyiyorsun. Anladım. Artık tabii. Bilmiyorum, ben hiç kullanmadım ama mesela annemin vardı. Onu giyiyor, üstüne o eteği giyiyor falan. Aynı senin bedeninde etek gibi astar, jupon. O zaman ben sana söylüyorum diğer kelimemi. Hesoyam. Hesoyam. Bu ne biliyor musun? Ne? Bu ne biliyor musun? Bak sen buna diyorsun ki bir tane elma soyar mısın? Ben söyleyeyim ki hesoyam. Bu. Evet. Bu. Doğru bildin.
Nereden bildin lan? Bu. Nereden bildin? O. Hayatım bana bir elma sayar mısın? He, sayam. Evet işte bu. Çok yaklaştım biliyor musun? Vallahi seni tebrik soyacak ederim. Soyacak mı? Vallahi seni tebrik ederim. Soyacak mı? Hayır. Ne bu? Bir erkeklerin kullandığı bir alet mi bu? Hayır, erkeklerin kullandığı bir alet değil de erkeklerin kullandığı bir şifre diyeyim. Aa, bu da oyunla alakalı bir şey o zaman. Erkeklerin kullandığı bir bak, şifre. Bak beni yeme bu sefer bak. Erkeklerin kullandığı bir şifre ise LOL'de bir şey bu he soyam. Bir şey yazıyorsun mesela. Yok LOL'de değil. Metin 2'de. Orada da değil. Şeyde, diğerinde işte. Hani o diğeri? İşte adı aklıma gelmedi. Hani Counter'da. Counter'da da değil. Diğeri işte adı aklıma gelmedi. Hangi oyun biliyor musun? Hani var ya Amerikan sokakları falan var. Aynen. GTA. İşte GTA aklıma gelmişti zaten. Aynen. GTA şifresi. Ama bu hileli bir şifre mi? Evet. Hile yapıyorsun oyunda. Evet. Hesoyam. Hesoyam ne biliyor musun? Bu şifreyi yazdığında can, zırh, 250 bin dolar ve bütün araçları onarıyor. İşte soyuyor. Mesela onları soyuyor. Bak can veriyor mesela. Elma yediğinde de can veriyor. Oradan dedim yaklaştın diye. Ya. Ya. Hesoyam nasıl bildin lan? Bilemedim ki bu arada. Yani seni bildim. Tabii ki seni bildim. Beni bildin ha. Seni bilirim. Başkasını da bilmem bir tane. Eyvallah. Aynen böyle. Ya hehe. Şimdi bir tane daha soruyorum ben. Bir tane daha sor. Kombinezon. Kombinezon. Bu ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim mi? Bu abi kadınların giydiği böyle kendi boynuna, kendinden boyun fularlı, kendinden bel kemerli ve kendinden böyle çoraplı bir elbise. Kombinezon. Evet. Kendinden. Kendinden bak, çoraplı elbise dur, ne? Kendinden çoraplı, kendinden bel kemerli ve kendinden boyun fularlı bir elbise. Abi böyle. Bu da nereden çıkıyor? Bu elbiseyi giyiyorsun ve her şeyin tam oluyor. Kombinezon. Ya. Keşke böyle bir şey olsa. Evet. Kombinezon. Bütün kombin tek bir şeyde. Kombinezon. Kombinezon. İşte kombinezon, kombinezon zaman içinde artık bu elbiseyi giymek kendinden çoraplı falan olduğu için bu elbiseyi giymek artık gün geçtikçe zorlaşmış. Kombinezon, kombinezon, kombinezor, kombinezor olmuş daha sonra zor olduğu için. Kombinezor. Abi kombinezon iyi ama zor. O yüzden kombinezor. Hani bu elbiseyi giyeceğimi kombin yaparım daha iyi. Bir şey kombinezor. Bazen gerçekten hayret ediyorum. Kombinezor. Hayret ediyorum yani. Hayret. Şöyle bir hayret varmış ona düşmüşüm ben. Bazen öyle hissettiriyorsun. Ona düştün, üstündeki kıyafet kirlendi, eve gittin hemen bir yeni kıyafet giymen gerek. Kombinezon giy elbise çık. Ya da Ocak ayında doğalgaz faturası çok yüksek gelince ince tişörtler yerine kalın kıyafetler giyince o kalın kıyafetleri verilen isim kombinezon. Ya da yaz geldiğinde mesela yazın gelmesi kombinezon. Kombinezon. Kapattık doğalgazı. Evet. Öyle bir şey mi? Değil. Utanmadan soruyorum bir öyle bir şey diye. Bende bir gram utanma var mı lan? Var mı lan? Var. Zon, aslında ben zon, bunu söyleyeyim. Zon yapmaktan mı geliyor? Zon yapmaz hayatım, zoom yapılır. Zoom yapmak zaman içinde zon yapmak olmuş. Ya, ya ne kombinezon? Kombinezon değil, kombinezon ne biliyor musun hayatım? Bu da elbiselerin içine giyilen bir astar. Ama... Abi yaklaştım ama elbise dedim. Ya, elbise dedim. Ama bu şey de olabilir. Elbiselerin içine de giyilir ama mesela bunun geceliği falan da var. Tamam işte bu ne biliyor musun? Abi elbise giydim ama elbise giydikten sonra bu elbisenin işte şurası kötü oldu, burası kötü oldu, içi kötü, şurası kötü. İçine kombinezon giy. Tamam hayatım aynen. Bütün kelimeleri ayırdın, ölçtün, ama düştün. Ama bir tane Yoğurdun. O zaman sana abi şimdi de Bergen söylüyorum. Çalıyorlar ya. Söylüyorum. Oraya Bergen şarkıları. Söylüyorum. Söyle hayatım. Bunu biliyor olabilirsin. Çalabilirim. AFK. LOL'de bir şey bu. He? LOL'de bir şey. Bunu bilirim abi. AFK. Ne çektim ben? AFK'yi biliyorum. Yani LOL'de bir şey. AFK. AFK'yi biliyorum. LOL'de bir şey bu. Yani sadece ya evet ben LOL'de bir şey. Bir de şey yani LOL tarzı böyle online direkt o an birebir oynadığım ha, oyunlarda. Pik yapma gibi bir şey mi? Pik yapma. Yok. Ne be? Pik yapma ne? Pik yapıyor ya bazen bizim internet sen yapıyorsun. Oğlum. O pink. Ha pardon. O pink yapıyor. Oğlum pink yaptı. Pink oğlum pingim şu kadar falan diyor. Aynen pingim atıyor. Söylüyorum falan. Evet. Altyapıya falan söylüyorum. Aynen. Bu AFK. Tamam AFK. Oyunlarla alakalı tamam, bir şey. Alakalı. Oyunlarla alakalı. Tamam, aynen. Tamam, benim ya. İçin LOL'le alakalı. Evet. Ben senin LOL oynarken hep böyle AFK duydum. Mesela sen ulti de diyorsun.
Ondan sonra bir şeyler diyorsun işte AFK. Ejder gel ejder. Barun gel barun. Aynen aynen. AFK. Ne demek? İşte ololol. AFK'nin sana İngilizcesini söylüyorum. Söyle. İngilizcen iyiyse anlarsın. Söyle. İngilizce açılımını. Bakalım İngilizce. İngilizce testi yapıyorum sana şu an. Yap bakalım. Away from keyboard. Ha. Şey. Klavyenin şeyi. Away'i. Away from keyboard. Keyboard o. Keyboard. Ney? AFK'ni biliyor musun? Ney? Mesela LoL'le 5 kişi oynuyoruz. Evet. Oyunun 20. dakikasında adamın biri oyundan çıkıyor. Evet. Diyorsun ki aa adam AFK. Yani oyundan çıkıyor ya da oyunda hareketsiz karakterini bir yerde bırakıp gidiyor. Diyorsun ki adam AFK. Yani klavyenin başında değil. Away from keyboard'da klavyeden uzak. Klavyeden uzak işte. Tamam klavyeden uzak. Ben nasıl yordum bunu biliyor musun? Klavyeden uzak dünyaya yakın. Bak ben nasıl yorum biliyor musun? Klavyeden uzak yani sadece mouse'la oynuyor. Yani klavye hani böyle WASD bir şeyler böyle bir şeyler yapıyorsun ya. Onun mesela away from keyboard. Klavyeden uzak mouse'a yakın mı? Aynen. Mesela away from keyboard'da mesela klavyen bozuk olabilir. Mouse'la hareket ettirirsin. Ne abi? Ya, ne gitti ya? Ne gitti ya? Klavyeden uzak mouse'a yakınmış. Ama o da mantıklı. O da mantıklı. İlle keyboard'dan uzak diye mouse'a yakın olamaz mı? Olur. Olur. Şimdi ben bir tane daha mı soruyorum? Bir tane daha sor. Krepe. Krepe, krep yapılan tava. Hayır. Ve krepe denir. Krepe o zaman... Aha. Söyleyeyim mi? Söyle. Kahvaltıya giderken giyilen ya da öğle yemeğine giderken giyilen kıyafet. Mesela yarın kahvaltıda krep yapacağız. Mesela krepe benim giderken geceliğim ya da sabahlığım krepe. Değil. Krepe giderken giydim. Yok. O zaman bu krepe kıyafetle alakalıysa... Evet. Yine yuh derim artık. Kıyafetle alakalı değil. Saçla mı alakalı? Evet. Ya ne bileyim oyun mu oynuyorum krepe ben? Krepe o zaman saçın arkasını maviye boyatma. Öyle olması yok mu? Ama bu arada arkasını bir şey söyleyeyim boyatma, yaklaştım. Önünü boyatma. Yaklaştım bu arada arkasına yapılıyor genelde bu. Krepe saçın arkasını örme mi? Hayır. Krepe yapılır. Boyayla mı yapılıyor? Aletle mi yapılıyor aletle bu? Aletle yapılıyor. Aa, aletle. O zaman yine maşalya da düzleştiriciyle yapıyor. Hayır. Yapılıyor. Hayır. O zaman yine kafanın bir içine mi sokuyorsun? Ütüyle mi yapıyorsun? Hayatım sen ne? Bu arada bu da 90'larla alakalı bir şey. 90'larda genelde bence yapılıyordu. Krepe mi? 90'larda ben de sanki şeyliyim ya. Saçın arkasına topuz yapma krepe mi? Hayır. Eskiden bu modaydı ama. Eskiden modaysa saçın arkasına. 2000'lerde falan mesela benim teyzem. Lan. Korkusuzca. Krepe ben. Evet söyle ben saça yapılan bir şey diyorum. Saça yapılan bir şey. Krepe tarakları vardır. Evet. Tamam mı? Saçının böyle arkasını bak ters yöne krepe tarayla tararsın o böyle kabarık durur. Aaa bildim. Mi? Bak burasını böyle kabartırsın abi. Burası böyle inek yalamış gibi durmaz. Böyle Aha. kabarık durur ama kötü durur evet. abi. Eskiden bu modaydı. Söylüyorum. Söyle. Genk. Aaa genk de oyunla alakalı. Biliyorum bunu da senden duydum. Genk bunu da LoL'de duydum. Duydum. Evet, LoL'de bir şey. Abi, LoL'de bir şey değil mi Genk? Evet. Duydum çünkü senden bunu LoL oynarken. Genk böyle Cenk gibi arena mı? Fight yaptığınız arena mı? Hayır. Genk... Ne o arena? Şeyden mi geliyor? Cenk girersin Genk'ten Genk'e. Aynen. Değil mi? Değil. Ne ola ki ya? Genk ise LoL'le alakalı bir şey. Bir tane ipucu var. Genk atılır. Ha. Düşmanı öldürmek için. Minyonlar harekete geçince. Mesela minyonlar... LoL'de bildiğin şeyleri de söylüyorum şu an. Bak Aa. Minyonlar harekete geçti diyelim. Hemen bir gank atarsın. Duydum biliyorum. Sen yıllarca LoL geliyorum LoL oynuyor, gidiyorum LoL oynuyor. Ağaçtaki kedi indi arkadaşlar. Gank evet LoL ile alakalı. Ne biliyor musun? Ne? Mesela sen düşmanınla birebir oynarken senin bir tane takım arkadaşın sana desteğe geliyor. İki kişi onu öldürmeye çalışıyorsunuz. Genge gel mi deniyor onda? Evet. Gank atlıyorsun. Gank atlıyorsun. Sana karşıdaki de gank yedim diyor. Oğlum gank yedim lan diyorsun sen hep genelde. Genelde sana kimse yardım etmiyor mu hayatım? He? Benle oynasam ben sana hemen yardım Ama ederim. O şey biraz da kaçış şekli. Oğlum niye ölüp duruyorsun lan dediğinde ya oğlum adam genk atıp duruyor ya diyorsun. He, çevir gazı yanmasın. Beceremedim, oynayamıyorum demiyor da. Aynen öyle. Genk yedim. Fitliyor haberi orada. Genk yedim ama. Bunu da biliyorum bak arkadaşlar. Fitlemek. Evet. Seni tebrik ederim ha. Oğlum, sen de iyi bir oyuncusun. Tabii canım. Soruyorum. Sor. Bunu bilebilirsin Vigo. Vigo.
Vigo, Vigo, Vigo. Vigo? Vigo, Vigo geldi aklıma yine. Aa be. Tolga abi tuşa bas. Dürt dürt trende giderken dürt. Dörde basınca sağa. Hayır. Dörde basınca. Yukarı. İki yukarı. Sola. Altı sağa. Dört sola. İki yukarı. Tamam. Sekiz aşağı mı falan. Neyse işte. Üç aşağı beş yukarı. Vigo muydu? Hadi, Vigo. Aynen. Evet. Vigo, Vigo, Vigo bir şeyler. Vigo şey mi? Saçla alakalı mı? Evet. Ya oğlum. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında ya, ben bunu kullanıyorum. Vigo saçın kıvrımı halini eski hatırlama şekli. Ya hayır hayatım ya. Sen de bir iyi ki onu Vigo söyledim ya. Vigo o zaman ya. Şey. Saç kurutma makinesinin ucuna başka bir alet takıp şöyle kafana evet. Tutma hareketi mi? Evet. Hareketi değil. Ucuna taktığın şeyi ucuna Vigo deniyor. Ucuna taktığın delikli şeyi şöyle tutuyorsun ama. Evet. Bak. Çünkü dedim size az şey kullanıyorum. Hemen bilirsin. Ya oğlum ya. Neyim lan? Neysin lan? Ben bugün oğlum? Sen bugün bir şey oldun ben ha. Ben bugün bir şey oldum ha. Abi bugün ya. Ne Vigo 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 şey biliyorum. Arılardan, eşeklerden falan korkmadım. Evet, normalde altını sıçarsın. O zaman sana söylüyorum. Sonunda müzikler kendine geldi. Hangisini elbet bir gün seçsem? Buluşacağız çalıyor. Evet söyle. Balmoral. 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 Mesela benim bugün moralim bal gibi. Bal gibi moralim var. Bal moralim. He. Bal moral. Moralim mesela bugün benim moralim çok iyi. Modum çok iyi. Aşırı enerjiyim. Bugün çok bal moralsin. Evet. Bugün bal moralim. Doğru. Tek attın. Gerçek mi? Evet. Bal moral. Evet. Tek attın. Bal moral. Bal moral. Tek attın. Vallahi mesela, tek attın. Bal yedim daha bir enerjik oldum. Bal moralim. Bal gibi moralim var bile. Vallahi tek attı. Helal olsun. Gerçekten tek attı. Yemin et. Bu öyle o kadar olmaz. Bal moral. Evet. Ya tek et ya. Öyle bir şey mi olur? Ne ya? Böyle bir şey yok. Var. Öyle bir şey değil. Bal moral. Yok öyle bir şey değil. Bir tane. Benim moralim bal gibi. Mesela bugün çok bal moralim. Benim moralim zıfır zıfır zıfır. İşte onun tersi. Bal moral öyle moral. Değil bir mesela tane. Mesela ben bugün çok bal moralim bir tane. Değil. Moralim bal gibi tap tatlı. Değil. Hatta tereyağının üstüne bal öyle şekil. Böyle kızarmış ekmek tereyağı bal gibi böyle canım moralim çekti, var. Canım çekti acıktım. Canım simitle tereyağı bal çekti. Simitle değil kızarmış ekmek gayet. Benim simitle çektim sen ne yapayım? Ya sen simitle çekti diye hep simitle yiyoruz. Bir kere de kızardın. Canım öyle çektiyse ben ne yapabilirim? Ekmek elim kolum bağlı yiyelim. Yani bir şey yapamam. O zaman sen öyle ye ben öyle yiyeyim. Hep bazen uyuyorum. Hadi. Bak şu an. Ay pardon. Bak şu an nasılım biliyor musun? Acı moral. Acı moralim şu an. Sen biber moral olabilirsin. Biber moralim. Ben bal moralim. Bal moral öyle bir şey değil. Bal moralin diğer adı Oxford. Oxford mu? Ne ya bal moral? Neyle alakalı? Bir tane ipucu ver bileceğim. Giyimle alakalı. Ha, bal moral böyle bol paça pantolon. Hayır. Yani hani böyle rahat bir eşofman altı ya da giyim şort. Giyim de moralim bozulmasın. Aynen. Hani böyle rap rahatsın. Değil. Moralin düzeliyor bal moral. Giyimle alakalı. Bal moral ceket. Hayır. Giyimle alakalı. Bal gibi. Güzel benim sevebileceğim bir giyim mi? Yani ben hiç giymem mesela bunu. Tamam takım elbise falan. Onun altına giyilir. Aa ayakkabı. Kundura gibi. Evet. Kundura mı? Kundura değil. Kundura giymeyin de bu arada. Kundura değil. Bal moral ne biliyor musun? Şimdi bu bildiğimiz kundura tarzın. Daha 3-4 modeli. Farklı modeli var. Bağcık bitim kısmı kapalı olan ve düz bir ayakkabı. Hmm. Normal bildiğin kundura aslında. Ama mesela üstünün yanında bir tane delik falan fazla oluyor. Kundura. Herhalde öyle bir şey ifade. Kundura. Yer gelir doğra. Dura. Tamam. Ben bir tane söylüyorum. Benim bu sonuncusuydu. Tamam benim bitti. Bitti mi? Perma. Perma kadınların yüzündeki tüylerini permatikle alması mı? Hayır. Ben bu permayı sanki duydum. Duymuşsundur. Perma yaptırmak mı? Evet. Perma yaptırırsın. Saça mı? Evet. Ya. Ya ne yapayım hayatım? Ne yapayım? Ne yapayım? Oğlum. Ne yapabilirim? Saç ve kıyafetten gittim. Ne yapabilirim? Ama gerçi doğru kadınlar başka. Ne yapabilirim? Ne başka? Öyle değil. Ben bilmiyorumdur. Bulsam bulurdum. Uğraşsam perma. Bulurdum. Allah Allah. Zaten daha bir sürü vardır. Vardır. Erkeklerin çok böyle şey olmadığı için ben nasıl şort musun? Deniz şortu mu sorayım? Alevli deniz. Alevli deniz. Mavi alevli benim vardı. Hayır, hayır. Mavi var alevli. Oğlum benim iki tane alevli şortum vardı. Biri kırmızı. Pazardan mı aldın? Tabii ki pazardan aldım. İkisini 25 liraya aldım zamanında pazarlıkla. Ne şurası mı? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Böcek girmiş ama. Bitti mi? Bitti. Ya gözümün önünde böcek öldürdü. Hayır hayır vallahi öldürmedim. Hayatım ne gözünün içinde nasıl böceği öldürebilirim ya? Allah Allah. Perma canım. Yaptırmak. Saçı yuvarlak kıvır kıvır mı yaptırmak? Evet. Oğlum salladım ha. Çünkü ne biliyor musun sen kıvır kıvıra taktın. Niye taktım ya? Saçı kıvır kıvır yapıp saç hatırlasın diye taktın. Perma aynen peki neyle yapılıyor? Taktım bu arada ha. Perma neyle yapılıyor? Kimyasallarla yapılıyor. İşte böyle çeşitli onu bilmiyorum tam olarak neyle yapılıyor ama kuaföre gidiyorsun perma yaptırıyorsun. Mesela çeşitli kimyasallarla saçın böyle hep dalgalı dalgalı oluyor. Bayağı, uzun süre mi oluyor? Aynen yıkıyorsun falan gitmiyor. Böyle bir durdurun şey. Durdurun dünyayı. İncek var.
yakın zamanda. Perma'yı bizim bildim. Tarafta, evet, Perma'yı bildim. Bayağı bir şey bildim. Vigo'yu da bildim. Çok Vigo'yu severim. Çiguli'yi de bildim, Baguli'yi de bildim, Aguli'yi de bildim, Şaguli'yi de bildim. O zaman bu da böyleydi. Siz kaç tanesini bildiniz? Yüksek gittim. Erkekler hepsini bildi. Hayır. Seninkini bence kızlar bildi. Bilmedi abi. O ne depocu, mepocu? C1 depocu arkası. Marangozcu falan diyorsun. Hızar. Ne? Hızar. Bak mesela hala bilmiyorum. Şu an Hızar'ı bir daha sor. Hızar ne mesela de? Hızar ne? Bilmiyorum. O zaman bilmece, bildirmece, el üstünde, kaydırmaca bitti. Kaç tanesini bildiler çok merak ediyorum ya. Kaç tanesini bildiniz? Mesela özellikle Semih'in... CH1 depo arkasına gelenler lütfen abi, belirtin. Abi CH1 depo arkasını bilen kızları gerçekten alnından öpüyorum. Gerçi mesela Metin 2 oynayan arkadaşlarım bilebilir. Bilmiyorum. CH1 depo arkasına bilenler gelsin. CH1 depocu arkasına pazar kurdum. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Çok dikkat edin. Tamam, bundan sonra belki görüşürüz. Bye bye. Diğer videoya geçelim.